Şimdi gel gelelim ödevin son sayfasına. Şimdi bir öğretmen düşün ödev veriyor ödevi de kendisi çözüyor. Yani gençler bu noktada artık sizin yerinizde çiğnemişim gibi bir şey oluyor. Tabii bizim zamanımızda öyle değildi. Hocalar ödev verirdi ve biz asla neden çok ödev veriyorsun ya da neden böyle zor ödev veriyorsun ben ne yapayım ne edeyim. Biz bu kadar söylenmezdi. Belki de bizi bu kadar başarılı yapan şey buydu. Mücadele ruhumuzun oluşu asla şikayet etme işimiz. Belki de şimdiki nesli bu kadar çıtasını aşağı düşüren şey de buydu yani. Bu kadar şikayet eder, bu kadar hazırı eline verdiğimiz bir nesil. Ee, üzgünüm ama ben böyle yetiştim ve bu şekilde de eleştirmeye hak buluyorum kendimde. Diyorum ve örnek soruma başlıyorum. Şimdi bu soru anlarsak bu sayfanın devamındaki sorularda bununla aynı mantık. Şimdi soru bizden x'i istiyor. x'in içinde olduğu teğet doğrusu şurası ve keseni de burası. Bu kesenin üzerinde bulunduğu kirişler şuralar. Bunun bir parçasına A diyelim diğer parçasına B diyelim. Formül gereği TT 2 T kere gidiyorduk. X çarpı X diyorduk. Ve kirişimizin ilk noktası D'ye A kadar uzaklıktayız. Diğer noktası olan E'ye de A artı B kadar uzaklıktayız. Benzer şekilde sol taraftaki için yapalım. Bu sefer iki tane kesen var sol taraftaki çember için. O zaman kırmızı kiriş şu an üzeri noktayla belirtiyorum. E, bu P noktasından bu kırmızı kirişin ilk noktası olan B'ye olan mesafe 2. Diğer noktasının olan mesafe 8. 2 çarpı 8 eşittir. Benzer şekilde kırmızı mavi karışımı olan P'den D'ye olan mesafe A çarpı P'den E'ye olan mesafe A artı B. Sağ taraflar eşitse sol taraflar eşit. X kare eşittir 16. X'in değeri buradan 4. Anlamayanlar burayı bir daha gelip sarıp izlesin. Çünkü bir daha anlatırsam bir daha aynı yöntemle anlatacağım. Yeni bir şey yok. Aynı şekilde bir daha. Şimdi ben buraya A diyeyim. Şuraya da B diyeyim. Sağdaki kiriş için konuşuyorum. Çemberin üzerinde C ve D noktaları var. Dışarıdaki noktadan C'ye ve D'ye olan mesafeler 4 çarpı 4 artı x eşittir. Sağdaki çemberin üzerinde E ve F noktaları var. O zaman A çarpı A artı B. A çarpı A artı B. Benzer şekilde sol taraftaki çember için konuşacağım bu sefer. Bu sefer bir teğet bir kesen var. Evet teğetin olduğu kısmın iki kere karesini çarpımını yazıyorduk. 6 ile çarpı 6. Sonra çembere en yakın mesafe çarpı uzak mesafe artık anlatım tarzım neye döndüyse. Normalde biz bunları bu şekilde anlatmıyoruz. Dış kuvvet uygulayın hep geçiyoruz. Sağ taraflar aynıysa sol taraflar da aynıdır. 16 çarpı 4 x. 16 artı 4 x eşittir 36. Şuradan bu arkadaş 20. 4 kişi 20 lira harcarsa kişi başı 5 lira harcanmış olur. Bir soru daha. Şimdi soldaki çemberde şuralara A ve B diyorum. Verinin çok olduğu yerlerden genelde çözmeye başlarız. P'den çembere ilk değen nokta çarpı son değen nokta 4 çarpı 9. P'den çembere ilk değen nokta A çarpı son değen nokta A artı B. Benzer şekilde sağdaki çembere geliyorum. Sağdaki çemberde de çembere ilk değen nokta A çarpı son değen nokta A artı B. Sağ tarafta teğet var. Teğetin olduğu yerde iki kere kendisiyle çarpıyorduk. Bir çarpı bir daha iki tane x. Dolayısıyla sağ taraflar eşitse sol taraflar da eşittir. 4 çarpı 9 36 yapar. 36 eşittir x kare. X'in değeri buradan 6. Sakın 49 gibi görmeyin. Bir soru daha. Bakın x yukarıda istenen orada. Demek ben aşağıdan soru çözmeye başlayacağım. Şuraya a şuraya b. Dışarıdaki noktadan çembere ilk değen nokta çarpı son değen nokta. A çarpı A artı B eşittir. teğette olan kısmın 2 kere çarpılmışı. Sonra istenenin olduğu bölüme geliyorum. A çarpı A artı B. 4 çarpı 4 artı X. Evet. Süreyi de görmüş olduk. Sol taraf aynısa sağ taraf da aynı. 64 eşittir. 4 çarpı 4 artı x. Bir kere buranın 16 olması lazım. 64 olabilmesi için x'in de 12 olması gerekiyor. Evet böylelikle de son soruma geldim. Şöyle bir yudum renklendirilmiş sudan içeyim. Yani çay. Ben öyle diyorum. Ee, şimdi bu soruyu çözelim. Bu soruda bayağı bilinmeyenler kullanılmış. Bir kere ortası aracı olarak verilir. Şuraya A şuraya B diyorum. Aşağıdaki çember için konuşuyorum teğetin karesi x artı 4'ün karesi a çarpı a artı b. Şimdi yukarıdaki çemberde dış kuvvet uygulayalım. Silelim şunları. Evet. x artı 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 7 eşittir. a çarpı a artı b. Sağ taraf aynısı sol taraf da aynıdır. O halde açalım bunu. x kare artı 4x 8x artı 16 eşittir. Aşağının açılımı x kare 7x 2x daha 9x artı 14. Şunlar gitti. x eşittir 2. Tabi 4 işlemde sıkıntı yaşayan arkadaşlar bu kanalı bırakıp gitsinler yani. Burası geometri kanalı. Matematik ağırlıklı işlem yapmamaya çalışıyoruz. Evet böylelikle de bu ödev verdiğim sayfayı da bitirmiş oldum. Hızı yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Genelde hızlı anlattığım söyleniyor ama bu sene şunu fark ettim. Ben ne kadar hızlı anlatıyorsam öğrenci o kadar anlamıyorum deyip duruluyordu. Ee, bu da öğrenci yine pasif etiyordu. Yani öğretmen yavaş anlatırsa anlamaya kendi mahkum ediyordu. Hayır arkadaş. Bundan sonra tekrardan eski tarzıma geri dönüyorum. Ben eski tarzında olabildiğince hızlı, olabildiğince ağır sorularla ilgilenmeye çalışacağım. Kendi geliştirmek isteyen öğrenciler bu akıntıya kapılırlar diye düşünüyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.